Bütün resimlerim temelinde bir oyun var ama o oyun hani benim kurguladığım oyun. Biz sanat bir koçbaşı, sanat maalesef demeyeyim belki de doğru bir şey bilmiyorum ama bir artık savaşın sac ayaklarından birisi. Bir ülkeye girmek isterseniz kültürünüzle girersiniz önce. Yani şeyinizle değil, ürettiğiniz araçlarla, arabalarla, işte silahlarla, tanklarla değil. Yani bunu önce kültür, arkasından tank da satarsınız, uçak da satarsınız, her şeyinizi satarsınız. Avrupa'nın hemen hemen her yerinde galerilerde sergiler yaptım. Sanat ilerler belli bir şeyden sonra durur ve geriye bakar. Beyaz Tuval'den hepinize merhaba sevgili seyirciler. Yine çok değerli bir sanatçı ile birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz yıllardır Paris'te yaşayan önemli bir Türk sanatçı. Çok şanslıyız ki onu Türkiye'de açacağı retrospektif bir serginin öncesinde Beyaz Tuval'de ağırlayabiliyoruz. Sevgili Onay Akbaş bizlerle bugün. Hoş geldiniz Onay Hocam. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sizi Beyaz Tuval'de konuk etmek bizim için hakikaten çok hep hedefti özel. Ve bir türlü yakalayamamıştık. Çok mutluyuz o yüzden. Hayır. Şimdi önce sizi tanıyarak başlamak isteriz. Çok ilginç bir sanat serüveniniz var. Fatsa'da başlayan Kastamonu'ya, oradan tekrar Fatsa'ya, tekrar İstanbul'a, İstanbul'dan da Paris'e uzanan evet. bir serüven. Evet. Nasıl başladı sanata ilginiz? Oradan başlayalım isterseniz. Sanata ilgiden daha çok nasıl işte bir küçük bir istiyorsanız izleyicileriniz için nerede doğdum, nasıl evet. yaptım bir parkuru bir anlatayım. Ben tabii. Fatsa doğumluyum 1964. Kastamonu dediniz. Kastamonu'da yatılı okul okudum. Yani ortaokul ve liseyi ve son sınıfı da Fatsa Lisesi'nde okudum. Sonra güzel sanatlar eğitimi almak için İstanbul'un yolu tutuldu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümünü bitirdim. Ve ilk profesyonel sanat deneyimimi Maltepe Ressamları diye bir oluşum vardı o zamanlar. Evet. Grup diyemeyeceğiz, oluşum diyelim ona. 1985. Çünkü, evet, 1985'te ben, o 84'te kurulmuştu. Ben ilk kurucularından birisiyim, ilk kadrodan birisiyim. O zaman İstanbul'un Maltepe semtinde bir böyle bir sanatçılar, genç sanatçı, sanatçı adayları diyelim daha Türkçesi bir araya gelip atölyelerini açıyorlardı. O zamanlar Maltepe'de hani kurtuluyordu desek yeridir. Yani öyle sayfa yeri gibi duruyordu. Orada kiralar çok ucuzdu. Dolayısıyla biz genç sanatçı adayları için iki seçim vardı. Birincisi ya gidecektik öğretmen olacaktık ya da akademide bir akademik kariyer yapacaktık ya da profesyonel sanatçı deneyimine atılacaktık. Ben iki seçenekten profesyonel sanatçı deneyimini tercih ettim. O ilk atölyemi orada açtım. Maltepe'li ressamlar diye bilinen bir gruptu bu. Çok şanslı bir dönemdi çünkü Türkiye'de denenmemiş bir örnekti. Dolayısıyla da genç sanatçı adayları bir araya geldik. Birbirimize sığındık açıkçası. Bir ortak bir manifestomuz yoktu. Yani birbirimizin, yani herkesin sanat anlayışı çok farklı birbirinden. Yani bir sanat grubu olarak ortaya çıkmış bir oluşum değildi. Biz ona oluşum diyoruz. İlk sanat deneyimimi orada yaşadım. 1987'ye kadar işte 87'de de askerliğimi yapıp resim öğretmen olarak İzmir Maltepe Asker Lisesi'nde resim öğretmen olarak yaptım. Reprodüksiyon kuşağıyız. Reprodüksiyon kuşağı demek ne demek? Bizler yani müzeler olan bir kentte yaşamadık. Yani sanat eğitimimizi müzeleri bol olan bir kentte almadık. Dolayısıyla da biz reprodüksiyonlardan ustaları öğrenmeye çalıştık. En azından kopyalarımızı. Biliyorsunuz hayat ve her yerde kullanıyorum bunu. Hayat ve yaşam biliyorsunuz kopyayla başlar. Yani evet. Neyi kopya edersiniz? Ama bu Avrupa'da da böyle değil mi? Tabii, yani, hayat genel evet. dünyanın her yeri için geçerli. Hayat ve yaşam ve sanat kopyayla başlar. Yani taklitle başlar. Kimi taklit ederiz? Yaşamda annemizi, babamızı onu taklit ederek büyürüz. İşte sanatta da böyledir. Taklitle başlar sanat. Kimi taklit ederiz? Ustalarımızı, kendimize usta bildiğimiz insanları taklit ederiz. Ama esas diyorum asıl olan orada kalmamak. Yani dolayısıyla kendin olabilmek, kendiniz olabilmek. Sanatta da bu böyledir, hayatta da bu böyledir. Annenizin, babanızın kopyası olmanız çok şey kazandırmaz. Bizim için biz reprodüksiyon kuşağıydık. Tabii müze gezmek bir başlı başına bizim için bir olaydı. Yani bir hem ekonomik bir olay hem de yani özgüven olayı. Bizim örneklerimiz çok fazla yoktu. Benim bir de tabii az önce de söylediğim gibi Maltepe Ressamları döneminden kalmış bir profesyonel bir deneyimim var. O bagaj hep yanımdaydı. Yurt dışına bir çıkalım, bir seyahat yapalım falan dedik. Amaç şey değildi yani orada
kalmak, işte orada sanat üretmek falan değildi. Biliyorsunuz biz reprodüksiyon kuşağıyız dedim ama bizler hani Paris bizim biliyorsunuz yani Mekke'ye gitmek gibi. Evet, yani Mekke'ye gitmek yani tabii. Bir hacı olmak nasıl bir dindar bir insan evet, için evet. Ne kadar kutsal bir şeyse bizim için de Paris'e gidip orayı görmek, orada yaşamak bizim için hemen hemen hacı olmakla eşdeğerde bir şeydi. Tabii ben İtalya yaptım, İsviçre yaptım. Sonra Fransa'ya karar kıldım ve Paris'te kalmaya karar verdim. Çünkü benden önce bize hep bunu öğretiyorlardı sanat tarihinde. Bizden önce bir askeri ressamlarla başlayan bir kültürel bir göç vardı oraya zaten. Evet. Neydi? Osmanlı zamanında kartograf dediğimiz, harita ressamları dediğimiz ya da harita subayları dediğimiz askeri subaylar oraya harita çizmeyi öğrenmek için falan gönderdiğimiz Osmanlı subaylarını oraya gönderiyormuşuz. Ve o insanlar geri döndüklerinde Türk resminin, modern Türk resmi diyebileceğimiz resmin başlangıç alevini yakmış insanlar. Bir bakarsınız hep bizde paşa ressamlar vardır evet. Ya. Bu gelenek oradan doğmadır. Bize bunu hep sanat tarihinde öğretmişlerdi. Yani nedense Paris bizim için şeydi yani hani mutlaka gidilmesi gereken hatta mümkünse kalınıp sanat üretiminin yapabileceğimiz bir haç merkezi gibi diyelim. Böyle bir empoze edilmişti ve ben bu şeyin, bu öğretinin esiri olarak oraya gittiğimi söyleyebilirim. Aslında şimdi çok tabii büyük beklentilerle gittiniz oraya. Aslında seyahatti, beklentim yoktu. Belki seyahatti başlangıçta. Peki seyahatti, sonra orada ne oldu da, ne değişti de siz çünkü böyle siz bir... Çünkü siz 1988'de yerleşip ilk atölyenizi evet. Orada açıyorsunuz. Evet, evet. Yani ne oldu da böyle bir karar oldu? İşte az önce, bu duygu. Az önce bu söylediğim gibi işte evet şu duygu işte size baskın çıkan şey o. Yani Paris'tesiniz ve ben işte İtalya dedim, İsviçre dedim, geziyorum. Paris'tesiniz ama size bir kültürel bir şok. Bir de geçmişten size bu böyle bir bagaj yüklenmiş zaten. Yani hı-hı. Sanat tarihinde ne kadar önemli bir sanatçı varsa hemen hemen bize öğrettiklerinin hemen hemen hepsi bir şekilde Paris'ten yolu düşmüş. Paris'e yolu peki düşmüş ve geçmiş. Peki şunu sorabilir miyim? Empoze edilmiş bir duyguyla oradaydınız. Orayı tercih ettiniz. Evet. Bugün düşündüğünüzde doğru olduğunu düşünüyor muyum? Düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Ben bunu genellikle söylüyorum. Bugünkü aklım olsa tercih edeceğim. Eğer illaki bir yere çıkacaksam yani Paris'e çıkmazdım herhalde diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi biz kültürel emperyalizminin esiri olan insanlarız. Öyle ya da böyle bir şekilde bilinçaltımız tahrimar edilmiş. Yani Amerikan filmi dediğiniz zaman Amerikan filmlerine gidiyorsunuz. Ya bunlar hep kültürel emperyalizmin şeyleri. Biz, dolayısıyla da o etkiden kurtulmak hele hele bir genç sanatçı adayı için kolay bir şey değil. Bir de o kaldı ki Paris'e gitmek de öyle kolay bir iş değil. Bir ikincisi de şimdi kusura bakmayın Paris'te kimse sizin kolunu açıp beklemiyor. Yani kusura bakmayın kimse sizi hani geldiniz, hoş geldin, iyi geldin. Gel hadi. Bize sen eksiksin. Şimdi onu söyleyelim o zaman seyircilerimize. Bizim edindiğimiz bilgilere göre siz atölye için başvurduğunuzda 300 dosya arasından bir tek sizin dosyanız seçilmiş ve tek bir atölye varmış verilecek. Evet, onu da size vermiş. 300 değil de 3000 de hatta. Öyle mi? Abartayım. Ya şey. Şöyle bir şey bunun ne, tabii, peki ne oldu da yani sizin farkınız neydi? Ne gördüler de size verdiler? Bunun küçücük bir öncesini bir hatırlatırsak gittiğimde ilk başta tabii kimse bana az önce söylediğim gibi kolunu açıp hoş geldin falan demedi yani. Yani hakikaten çoğu röportajlarımda da söylüyorum. Yani İstanbul'da ben profesyonel sanatçı deneyimim olmamış olsaydı benim Paris'te profesyonel sanatçı olma ve bunu böyle bir iddiayla kalma iddiam olamazdı. Hı hı. Çünkü o tecrübe bana büyük bir şey yani resim satarak ayakta kalma tecrübesini yaşamamış olsaydım ben orada çünkü burslu olarak gitmedim. Bizim öğrencilerimiz genellikle bizim bildiğimiz birçok sanatçı Paris'ten geçmiş ve bugün Türk resminin Türk sanatının içinde en önemli sanatçılar hemen hemen oradan bir şekilde geçmişler ama bunların birçoğu burslu. Ben burs almadan gittim oraya. Burs almadan hiçbir şey hiçbir dayanağım ailem de zengin değil. Bir ailemin de bir desteği olamaz. Yani öyle gittik. Ama bunun bir tek şeyi vardı. Özgüven nereden kaynaklanıyordu? Dediğim gibi 3 sene, 4 sene profesyonel sanatçı deneyiminden kaynaklanıyordu. O özgüven vardı. Birincisi gittiğimde ben yani dedim ya kaçak yaşadım. Kaçak dediğim yani çünkü gitmişsiniz. O zamanlar vize yoktu bizim şeyimizde. Gidiyordunuz. Teknik vize vardı. Sanatçı olarak onun da ayrı öyküleri var. İtalya'ya almadılar. Yani o zamanlar büyük bir göç vardı. Beni de onlarla beraber karşıladılar. Ben yanımda böyle fırça boyalarım ve fırçalarımla gitmiştim. Böyle bir çantam. Yani büyük cesaret ressam, aslında. Tabii ressam. Ressam diye beni saldılar. Yani hani ressam olduğumu özellikle de söyledim. Çünkü beni de durdurdular.
Herkese turko kara pasaport var ya, şimdi değişti, o kırmızı oldu biraz. O pasaport, kara pasaportu gören turko geç bu tarafa, Türk yani göndermiyorlardı. Biz, ben sanatçıyım, pasaportum üzerinde sanatçı yazıyor falan. Ne, velhasıl kelam yani öyle çok kolay değildi. Paris'e ulaştığımda da yani İsviçre üzerinden geçtim. Ben İsviçre'de kalabilirdim kız kardeşime. Kalmadım yani, o çok güzel bir ülke ama sıkıcı bir ülke. Tabii daha sonra oralarda sergiler yaptım ama yani ekonomik olarak çok güçlü bir ülke ama. Velhasıl kelam Paris'te ilk gittiğimde ben mesela kavlarda kaldım. Kav dediğimiz hani mahzenlerde kaldım. Yani 3 aydan sonra kaçak durumuna düşüyorsunuz zaten. 3 aylık kalma hakkınız var. Geri dönmediğiniz zaman kaçaksınız otomatik olarak. İşte kavlarda, mahzenlerde ilk resimlerimi üretmeye başladım ben. Hatta az önce size gösterdiğim bir kargalar korkuluk resmimi ilk o mahzende ürettim. Onun için bu sergiye onu koyacağız. Yani sokaktan arkadaşlarımız böyle reklam panoları falan bulur getirirlerdi bana. Onların üzerine resimler yapardım. Çünkü hani tuvaller muvaller almak o dönem için zordu. Yani demek istediğim, hiç kimse bana şey açmadı yani. Hani bir şey sunulmadı size. Siz burada yani, da mücadele ettiniz. Ben aslında yani. Kelam, sizin az önce bahsettiğiniz hani bu atölye olayı bana bir 7-8 sene sonra başıma gelen bir olay oldu. O arada bir sürü şey yapmış oldum profesyonel sanatçı olarak ki Fransa'nın şöyle bir kültürel politikası var. Bunu ben birçok kez röportajlarımda anlatmaya çalışıyorum 30 yıldır. Bu bir kültürel politik olarak Türkiye için de bir örnek olabilir. Bunu genellikle yanlış anlıyorlar. Ben basına bir şeyler söylediğim zaman birileri atıyor manşet, diyor ki işte atölye açarsanız İzmir Paris olur demiş geçen gün. Bir İzmir'de bir sergimde. Ya koca bir manşet şey yani, koca bir röportaj ama manşet bu. Yani atölye yani yaparsanız İzmir Paris olur mu? Ama atölyeleri açarsanız sadece küçük bir detay o işi. Hı hı. Fransa'nın böyle bir kültürel politikası var. Bizim böyle bir kültürel politikamız var mı onu bilmiyorum. Olmalı mı onu da bilmiyorum. Maalesef bizde çünkü yok. Hayır, bizde bir kültürel politika dediğiniz zaman politik şeye çekilir. Evet. Herkes ondan politik bir yarar ummaya çalışır. Politik olarak ondan bir kazancı olmasını düşünür. Ve dolayısıyla da bu bir kakafoniye dönüşür. Ama bu Fransa'da oturmuş bir sistem. Genellikle Paris'te olan bir sistem bu. Kültür Bakanlığı böyle atölyeler yapıyor. Ve bu atölyeleri ülkelerinden gelmiş, o ülkeye, Fransa'ya göç etmiş, işte başarılı ve o ülkeye Fransa'da kalarak Fransa'ya da yararı olabilecek katkı olduğunu düşündüğü insanların orada kalmasını sağlamak için bir kültürel politika oluşturmuş. Keşke bunu biz de yapabilsek. Bunu ben hep bu örnekleriyle anlatıyorum. Örneğin çok ünlü bir yazarı getirsek ülkemizde 3 yıl, 5 yıl ağırlayabilsek, 10 yıl belki ne bileyim ağırlayabilsek, o romanlarını, kitaplarını burada yazsa. Ya da çok ünlü bir sanatçıyı alıp getirsek, yani bir değil, birçok sanatçıyı getirip atölyelere versek, yaşatsak, burada üretmesini sağlasak. İstanbul olsa, anlatabiliyor muyum? Yani buradan parlasa. Fransa'nın böyle bir politikası var. Bu bana verilen atölye, Kültür Bakanlığı'nın bir atölyesi. Tabii o veriliyor. Dosya hazırlıyorsunuz. Evet, ama o çok profesyonel sanatçı olmanız lazım, vergi ödemeniz lazım. Yani o aşamaya gelene kadar bayağı bir şey çektik biz yani, anlatabiliyor muyum? Yani bir kaçak göçmen durumundan böyle bir evet, kaçak demeyeyim. Çünkü kaçak demeyeyim de yani viza şeyi doluyor. Vize kaçak dediğiniz zaman şey oluşuyor. Yani illegal bir şey oluyor. Illegal değil. Yani süren doldu. Legal girdim ama çıkmadım. Yani çıkmadım. Velhasıl kelam eşimle evlendik. Yani falan bir eşimi tanıdım. Eşimle evlendik ve şey, o sorunumu çözmüş oldum. Paris'te mi tanıştınız? Tabii eşimle Paris'te tanıştım ve o sorunumuzu legalite sorunumuzu öyle bir şekilde çözmüş olduk. Tek yolu da bu. Hala evet. Tek yolu bu. Yani çok ülkede olduğu gibi. Evet. Velhasıl kelam öyle pat diye insanlar yani bir şey gelmiyor. Ben iki yöntem biliyorum arkadaşlar. Yani başarmanın, bana hep soruyorlar ya Onay Bey siz nasıl yaptınız? Ya işte bizden önce çünkü çok göç var. Fikret Muhallelerinden, Selim Turanlarından, hakikaten Türk resminin yüz akı diyebileceğim bir sürü insan oradan geçmiş. Bakın onların birçoğu, hatta az önce söylediğim gibi burslu da gitmemişler. Yani benim gittiğim gibi atlayıp gitmiş Fikret Muhallelerinden, Selim Turan'ı, Hakkanlısı. İşte biz 33 sanatçıydık oraya ben gittiğimde. Çoğu öldü, 3-5 kişi kaldık. Yani söylemek istediğim iki yöntem tanıyorum. Birincisi tepeden inme yöntemi. Ya ne yaparsınız? Çok güçlü bir şeyle, lobiyle ya atıyorum. Kapital bir şekilde ya. Tepeden bir şekilde sizi empoze edersiniz sanat piyasasına falan. Bu yöntem belli süre için tutabilir. Ama bu süreç içerisinde sürekliliğini sağlayabilir misiniz onu bilmiyorum.
Benim bir korkum var, sağlanabiliyor da. Çünkü paranın bir hafızası var. Evet. Tepeden itibaren indirdiğiniz şeyde, para yatırdığınız şeyin, kapitalin bir hafızası var ve onu, kapital hiçbir zaman ölü bir şeye yatırım yapmak istemiyor. Yani kapital verdiğinden daha fazlasını almak istediği için de paranın onu yaşatmaya devam ediyor. Böyle bir şey var. Ben acımasızlık. Bir şey aldım demiyor. Evet, evet. Ve bu acımasızlık bir artık diktatöryal, bir kültürel diktatöryalığa dönüşebilir. Böyle bir riski var. İkinci yöntemde tırnaklarınızla gelin. Evet. Kazıyarak, sürekli emek harcayarak. Ben ikinci şeyle yaptım. Ya ikinci tercih dediğimiz şeyle yapmak zorunda kaldım. Çünkü gençliğimi de kullanarak, yani o dinamizmi de kullanarak, yani öyle anlar oluyordu ki, yani atlıyorsunuz Berlin'e 2000 kilometre, arabanızın tepesinde resimlerle gidiyorsunuz. Ya da atıyorum bilmem Zürich'e sergiye gidiyorsunuz. Yani bugün yap deseniz yapamam. Ama o zamanlar yapıyorduk o uykusuz seyahatleri bilmem neler yani şimdi. Dolayısıyla ben tırnakla kazınan yöntemi tercih ettim ve kendi çapımda da iddia ediyorum hakikaten, yani bir Türk sanatçısının ya dışarıdan gelen bir sanatçının yapabileceği en iyi şeyi yaptığımı düşünüyorum. Yani bunu ben düşünmeme gerek yok. Zaten bu yapacağımız sergide bunun belgelerini, çünkü biz belgelerle konuşmayız genellikle Türk insanı olarak. Ben belgeleri, benim bir arşivci yönüm de var. Ta ilk profesyonel deneyimden beri ne yaptıysam hemen hemen arşivledim. Bu sergide hemen hemen onları göreceğiz. Yani basında benimle ilgili ne çıkmışsa, Fransa'da, Almanya'da, orada burada, Japonya demişim, Çin'de, yani Kore'de ne çıktıysa bunları biz bir arşivledik basın olarak. İkincisi, nerede ne yaptıysam hep afişlerini arşivlemişim ve ben bunları orada göstereceğim. Yani bir pano olarak göstereceğim en azından, belge olarak göstereceğim. Yani dolayısıyla bu belgecilik şeyi, bunu göstermiş olacağız ve ben bu zamana kadar Türk sanatının, Türk sanatçılarının Paris göçü içerisinde hemen hemen iyi örneklerinden birisiyim. Belki de en iyi. Ukalalık yapmayayım. Yok, çünkü Paris'in, Fransa'nın her yerinde sergiler yaptım. Evet, haklısınız. Yani çalıştım. Avrupa'nın hemen hemen her yerinde galerilerde sergiler yaptım. Biraz yoruldum aslında ama şimdi erken mutlaka yoruldum. Mutlaka ama olsun değmiş. Yani öyle kimse bizi çağırmadı demek istiyorum. Hani hep o tırnaklayarak bir yerlere gelmeye çalıştım. Şimdi orada dünyaca, Paris çok önemli bir sanat merkezi. Evet, evet. Dünyaca ünlü işte ressamlar var. Evet, evet. Siz o ressamlarla birlikte oldunuz, oturdunuz, kalktınız, sohbet ettiniz. Belki birlikte sergiler açtınız. Evet. O sanat ortamı size neler kattı? Mesela bu ilginç bir şey. Bunu dinlemek isteriz. Tabii. Fransa, yani Fransa demeyelim de Paris özelinden bahsedelim. Fransa'nın geneli hemen hemen hepsi öyle. Çünkü genellikle bizde şu anda değişiyor bu gerçeklik ama bizde genellikle eskiden galeriler İstanbul'a hapsedilmiştiydi. Şimdi İzmir'de de galeriler görüyorsunuz 3-5 tane. İşte Ankara'da da görüyorsunuz. Yaşama şeyleri çok az ama yani evet, en azından evet, bir yerlere açılmaya başlıyor. Belki, evet. Antalya'da açılıyor 2-3 tane. Duyuyorum ya, yani bunlar ümit verici şeyler. Fransa'nın aman aman hemen her kentinde hemen hemen o galerileri bulursunuz. Müzeleri bulursunuz. Ama Paris bir merkez. Paris bir kültür kazanı. Yani sadece ben değil, yani hep bunu söylüyorum. Dünyanın alemi cihanı oraya geliyor. Yani benim ben nasıl bir şeyle gitmişsem oraya, Kolombiya'dan da geliyor. Atıyorum Avustralya'dan da geliyor. Yani dünyanın bütün alemi cihanları bir şekilde Paris'e geliyor. Bu insanlarla beraber aynı havayı solumak, kültürel aktivitelerde bir yerle bir yan yana gelmek, dokunmak. Yani bir hani altınsanız bana tozunuz bulaşır en azından, anlatabiliyor muyum? Bunun bir pozitif yanı var. Ama aynı zamanda bir de çok dinamik bir yapı olduğu için de rekabet, kültür bir rekabet kazanıdır biliyorsunuz. Genellikle biz bunu ihmal ederiz bu yanını. Aslında sanat bir rekabettir, reddetmedir, çekişmedir. Ben vardır işin içinde. Dolayısıyla o kazanın içine atmak bir cesaret işidir. Kendinizi attınız. O kazanın içinde yaşamak, o kafanızı çıkartıp ben de varım diyebilmek de şey çok bir şey. Tutarlı bir devamlılıkla da kalmak zorundasın. Evet, çünkü bu yani Paris, mücadele hiç bitmiyor aslında. Sürekli. Evet ama bir de şimdi dedim ya, alemi cihanlarla beraber atıyorsunuz kendinizi o kültür kazanın içine, o rekabetin içine. Hı-hı. Dolayısıyla bu bir canlı tutan, diri tutan bir yanı da var bunun. Yani bana etkisi olduysa böyle olmuştur diye düşünüyorum. Yani aman be boş ver deme şansınız yok. Kesinlikle. Ben ya da artık ya da ben oldum demeniz deme mümkün değil. Yani bu çok böyle çok çabuk ben oldum oluyor artık bizim ülkemizde. Yani olmuş oluyorlar zaten. Evet ama onun için de zaten genellikle Edirne'nin dışına çıkamama diye bir terim vardır ya. Yani onu çok sık kullanıyoruz. Bunu biraz haksızlık olur son 10 yılda. Belki benim izlediğim, dışarıdan gözlemlediğim Türk sanatı bir şekilde kişisel olarak çok devamlılığı olmasa bile
kişisel olarak, endüvidüel olarak dışarılarda çok ciddi şeyler yapabilen sanatçılarımız var artık. Ama dediğim gibi bu bir süreklilik meselesi. Sürekliliği sağlayamıyoruz. Yani çok önemli bir müzede sergi açabilen bir sanatçımız oluyor. Ama kişisel. Evet. Yani ama bir defa oluyor. Bir defa oluyor. İki defa. Ama bunu biz 30 yıla, 50 yıla, 100 yıla yayabilirsek çok önemli. Mesela ben gittiğimde Türk resmi diye hala da, Türk sanatı diye Paris'e 150 yıldır biz sanatçılar gönderdiğimiz halde böyle bir şey yok. Hani böyle bir nasıl anlatsam size, bir enerji yok. Biz gittiğimizde bundan yararlanamadık. Böyle bir kavramda yerleştirilememiş. Evet, biz bundan yararlanamadık örneğin. Ama bir İspanyol resmi diye, İspanyol sanatı diye dediğiniz zaman hemen bir şey akla geliyor Fransa'da. Nedir o işte? Resimse bu işte kahverengi tonların olduğu, çok da figüratif olmayan, işte klelerden atıyorum, tapiyeslerden falan böyle aklınıza hemen bir şey geliyor. Ama Türk sanatı dediğiniz zaman gelmiyor işte. Ama Latin Amerika dediğiniz zaman geliyor. Anlatabiliyor muyum? Biz o sanatçılar Paris'e ya da Fransa'ya kapağı attıklarında bu dinamikten yararlanabiliyorlar bir şekilde. Yani çünkü onlardan önce bir şey, oralarda bir şeyler oluşmuş ve onların üzerine bir platform olarak oturuyor. Bizimki öyle bir şey değil. Bizde öyle bir şey yok. Dolayısıyla da biz hep kendimiz yapmak zorunda kaldık. Aslında bir dönem çok sayıda sanatçı gönderilmiş. Evet. Fakat sonunda Avrupa konkurunu kazananların çoğu oraya düşüp olayı da bozmuşlar. Bir de hani sürekliliği de olmuş. Cumhuriyet'in başında da çok gönderilmiş. Ama bakıyoruz ki bunlar dönüyorlar ve ulusal sanatçı, ulusal düzeyde kalıyorlar. Yani uluslararası düzeye ulaşan çok yok. Ya işte ama bu ülkenin kaderi, yani sanatçının kaderi ülkenin kaderinden çok farklı şey değildir. Doğru. Dolayısıyla yani ülkemizde atıyorum yani ülkemizin politik olarak ne kadar ağırlıklıysa, kültürel olarak uluslararası anlamda ne kadar ağırlıklıysa sanatçımız da o kadar yer bulabiliyor kendine. Evet, şunu anlayamadık biz. Sanat bir koçbaşı. Sanat maalesef, maalesef demeyeyim belki de doğru bir şey bilmiyorum ama bir artık savaşın sac ayaklarından birisi. Geçmişte de bu böyleydi. Evet. İtalyan Rönesansı'ndan beri bu böyleydi. Yani savaş ekonomik olmaz. Savaş askeri de olmaz sadece. Savaş aynı zamanda kültürel de olur. Tabii. Bunu devletler, ciddi devletler, özellikle geçmişte emperyalist kültürü olan devletler bunu çok iyi kavramışlar. Ben genellikle böyle fırsat bulduğum röportajlarda bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki mesela ülkelerimizde, ülkede, bizim Türkiye'de ya da başka ülkelerde Fransız kültür merkezleri, Alman kültür merkezleri, Amerikan kültür merkezleri ne iş yaparlar? Bunu sorgulayalım. Ne iş yaparlar? Buna mal satmazlar. Bunlar bir şey ticaret yapmazlar. Bunlar askeri alanlar değillerdir. Hani savaş yapsınlar. Ne yaparlar? O görevleri nedir? İşte kültürü buradan kavradığımız zaman, bu sacayandan kavradığımız zaman doğru yere oturturuz. Kültür bir savaş. Bunu anlayamadık. Yani sanatı bir savaş koçbaşı olarak kullanıyor. Batılı. Bunu biliyor. Hele artık günümüzde en etkili savaş. Örneğin. Tabii örneğin. Fransa bunu çok iyi kullanıyor. İngiltere bunu çok iyi kullanıyor. Amerika bunu çok iyi kullanıyor. Ya emperyalist geleneği olan ülkeler bunu çok iyi kullanıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim belki yanlış yere gidecek ama biz de bir imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Yani imparator demek emperyal demek. Ya nedir? Yani 28 ülke geçmişte bizim şeyimiz altındaymış değil mi? Hegemonyamız. Öyle ya da böyle bunu tartışabiliriz ama sonuçta biz de bir nevi tırnak içinde söylüyorum tartışabiliriz. İmparatorluklardan biri İmparatorluktan yani emperyal bir ülkeyiz. Ve en yoksulu biziz. Bakın İngiltere, bakın Fransa'ya, bakın Almanya'ya. Yani bunlar imparatorluk geleneğinden bir tek biziz. Ve bu kültürün hala da önemini kavramış değiliz. Bunu yani kendimi öldürüyorum anlata. Benim gibi birçok insan da söylüyor bunu. Ben tek değilim. Yani kültür bir savaş. Yani sanat bir savaş. Mesela İngilizler geçmişte hatırlarsınız. Bacon diye bakın tek bir sanatçısını öne koyuyordu. Bacon. Bacon öldü. Yerine kimi koydular? Lucien Freud'u koydular. Evet. Lucien Freud öldü 10 sene sonra. Yeni öldü. Şimdi yerine kimi koyuyorlar görüyorsunuz. David Hockney'i koyuyorlar. Hockney. Yani ülkeler savaşlarını artık kültürel anlamda çağdaş sanata ya da sanata işte bakın biz sanata kol kanat geliyoruz. Bak sanat bizde çok önemli bir yer tutuyor falan deyip biz çağdaş bir ülkeyiz. Diyerek bunu dışarıya bir şey malzemesi lanse olarak. Ediyorlar. Bir şey malzeme. İşte bu kültür merkezleri de bunu lanse ediyor. Bir ülkeye girmek isterseniz kültürünüzle girersiniz önce. Yani şeyinizle değil, ürettiğiniz araçlarla, arabalarla, işte silahlarla, tanklarla değil. Yani bunu önce kültür, arkasından tank da satarsınız, uçak da satarsınız, her şeyinizi satarsınız. Problemi yok. Ama önce kültürle girersiniz. Kendinize bir sempati oluşturursunuz. Bunu kavradığımız anda ciddi sonuçlara ve bizden sonraki kuşaklar belki de çok daha özgüvenli bir şekilde hani dünyayı kendi ülkesi gibi görüp, kendi ülkesi ölçeğinde görüp oynamayı. Ben mesela hiç böyle bir şans 30 yıldır bunu
Hiçbir zaman ben kendimi ne Türkiye sınırında hissettim ne Fransa sınırında hissettim. Zaten bu sergimin adını da kıyısız dalgalar dedik. Yani kıyısı olmayan mantık bu. Burada hani kimliği olmayan anlamına gelmez. Yanlış anlamayın. Yani benim için yani Türkiye ya da Fransa ölçek değil. Ölçek yok. Yani bu bir özgüven meselesi. Aslında yani, biraz dünya sanatçısı olmak, dünya insanı olmak. Dünya sizi kabul eder mi onu bilmiyorum. Ama sizin böyle bir özgüvene böyle, sahip olmanız. Ya da sizin çıktığınız yol bu olmalı. Ha, kabul evet. edilmek. O özgüven şey, önemli. Evet. Yani çünkü sanat ben varım demenin bir şeyi değil midir? Yani evet, tabii. Ben varım. İfade. Evet, yani sonuçta bir iddia. Varoluşla yani. İlgilidir. Tabii. Direkt varoluşunuza direkt inen bir kuyudur. Doğru. Yani o kuyuya ne kadar inerseniz derin, ne kadar böyle ipsiz, tedbirsiz inerseniz o kadar yani böyle gerçekçi olur. Yani sonuçta iple inerseniz bir hesapla inersiniz ama ipsiz yani böyle hesapsız inerseniz işte macera, sanat orada başlıyor işte yani, anlatabiliyor muyum? Evet, dolayısıyla yani o özgüven çok önemli bir şey. Sanatta o yoksa buna genellikle ego ile karıştırıyorlar. Çünkü özgüveniniz olur da ego yani çok törpülenmiş olursunuz, mütevazi olursunuz o ayrı bir olay ama özgüven ayrı bir olay. Yaptığınız işte bir iddiadır, sanat bir iddiadır. Tabii, az önce söyledik. Tabii iddiadır. Atıyorsunuz kesinlikle. O kültür kazanına zenginleşecek misiniz? Yoksa paramparça olup her tarafınızı bırakıp çıkacak mısınız? Yani belli değil çünkü orada bir sürpriz var. Doğru. Peki 89'da Fransız Devrimi'nin 200. yılının kutlamaları çerçevesinde bir kişisel serginiz evet. olmuş evet. değil mi? İlk başta. Bu oradaki ilk kişisel evet, serginiz. İlk kişisel. 91'de de yine orada bir artık grup mu diyeyim, oluşum mu evet. diyeyim. Evet. Oradaki sanatçılarla bir grup daha kuruyorsunuz. Evet. Yani burada yaptığınızın hemen hemen. Orada bir başka versiyonu. Demek ki kişilik oluşuyor. Ne kadar önemli evet. değil tabii, mi? Tabii, yani tabii. Ben nereye gidersem gideyim bir grup oluşacak. Nedir bu grup? Neler yaptınız? Az önce söylediğim gibi dedim ya yani bu reklam panoları üzerine resimler yapıyorum. Arkadaşlar getiriyor malzeme yok falan. İlk dönemimiz böyle geçti. 88 bir yıl geçti. Artık tesadüfen bir dosyalarımı bir dosyam vardı. Hayatımda ilk defa bir galeriden benim dosyama bakması için bir istekte bulundum. Hiçbir galeriden bu zamana kadar, ondan sonra da hiçbir galeriye, bu zamana kadar çalıştığım hiçbir galeriye ben kendim başvurmadım. İlk başvurum oydu. Herhalde ilk kar topunu hareket ettirirsin sonra şey haline dönüşür ya. Onun gibi bir olaydı o olsa gerek. Gittim bir galeri. Galeri seriyor. Hala yaşıyor galeri. Küçük bir galeriydi. Fransız Devrimi'nin 200. yılında diye böyle bütün Fransa'da kutlanıyor. O galeride o programın içerisinde olan bir galeri. Göstermiştim işlerimi. O bana dedi ki çok dinamik buldu işimi falan dedi ki ben senin sergini yapayım. Genç bir adam benim yaşlarımda bir şey karı kocaydı o. İtalyan. Ve bu kapsamda 200. Fransız Devrimi'nin 200. yılı kapsamında benim sergimi ilk sergimi açtı. Ya ben o sergide çok sayıda resim sattım. Büyük boyutlu resimlerimi sattılar bana ki o zaman atıyorum yani 10 bin 20 bin franklara falan birine avukat aldı birine. Ya çok büyük paralar. Yani ben atıyorum 2000 liraya 2000 franka aylık geçinirken 20 bin franka resim sattığınızı düşündüğünüzde birkaç tane var. İnanılmaz bir özgüven. Yani onun için o ilk sergi benim için çok önemliydi. Ben daha sonra işte profesyonel kariyerimi de başka yerlerde sergiler açmaya başladım. Düzenli olarak o galeriye her 4-5 senede bir dönüp sergiler açtım. Yani benim gönül bağı. Evet, gönül bağı oluştu. Sizin bahsettiğiniz grupta Le Chenon Mankan diye bir grup. Bu grup Le Chenon Mankan zincirin eksik halkası anlamına gelen bir şey. Benden önce bu grup demeyelim oluşum vardı. Birçok Yunan var içinde, Arjantinli var, Fransız var, işte atıyorum Kolombiyalı var. Birçok sanatçı bir araya gelmişler. Bir oluşum oluşturmuşlar. Bu da genellikle grafitinin yani resimde üçüncü boyut dediğimiz perspektif ve boyutu reddeden ve grafitinin, daha çok grafitinin iki boyuta indirgenmiş çizginin resimde çok daha önemli bir yer alması gerektiğini, resmin dilin içerisinde çok önemli bir yer alması gerektiğini savunan bir grup. Ve bu grubun Le Chenon Mankan yani eksik halka koymalarının nedeni de şu, geçmişte mağara resimleriyle, mağarada yapılan resim diye adettiğimiz, sanat değil o, resim diye adettiğimiz o mağaradaki boğa resimleri işte ne bileyim yani av sahneleri falan. Ona o zaman sanat gözüyle yapılmamıştı. Belki onlar. Bir iletişim aracıydı. Belki bir iletişim, belki bir büyüydü bilemiyoruz ki. Belki de bilmiyorum, o sayede tabii. Sınıflar oluştu belki bilemiyorsunuz. Büyücü, biz genellikle böyle düşünürüz bu konuda. Büyücü belki yani o ava katılamayan insanın onun üzerindeki hakimiyet kurma, büyü diyelim.
niyetiyle yapıldıydı. Bilemiyoruz niçin yapıldığını. Benim daha sonra konuşuruz. Bir ödül aldığım bir ödül töreninde bununla ilgili bir iddiam vardı. Onu tekrar isterseniz oraya döneriz. Bu grup o dönemde yapılan işlerle mağaradaki yapılan o hesapsız, sanat amaçlı primitif, sanat amacıyla değil de yani ilk gelen, ilk şey, yani ilk aşk diyelim, ilk duyguyla yapılan şeyleri ile bugünkü modern sanat dediğimiz, işte nerede başlattırırsınız modern sanatı? Kimisi Rönesans'ta başlatıyor, kimisi işte ne bileyim empresyonistlerle başlatıyor. Neyse, bu konuda bir şey yok. İkisinin arasında bir kopuk bir hal var. Bunu, bu kopuk durumu nereden biliyoruz? Hiyerogliflerden biliyoruz. İşte yazıtlardan biliyoruz. Bu dönemlerde, bu o döneme dair bir takım şeyler var ama bunlar da sanat şeyiyle yapılmış şeyler değil. Peki arada bir kopukluk var. Birden şeye geçiyor. Atıyorum duvarlara yaptığımız neresi, nereden denir ona? Graviler. Yok. Grafit demeyeyim de Mısır resminde vardır bu. Ta Giotto'ya kadar kullanmıştır bunu sanat. Ama bu arada bir kopukluk var. Bunu nasıl yapar? Mesela Oceani sanatı diyoruz. Yani Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın içine aldığı bir alanda Oceani sanat diyoruz. Orada hala kullanılıyor mu bezeme sanatı mesela? Hı hı. Ama aradaki bu süreç, arada bir kopukluk var. Bugün de o aranın arasında bir kopukluk var. Bunun üzerine kafa yoran bir oluşumdu bu. Beni de aralarına aldılar. Ben de Türkiye'li bir sanatçı olarak. Bunlar, iki tane sanat galerisi vardı. Bunların içerisinde filozoflar vardı. Tartışıyorduk. Günlerce tartışıyorduk. Mesela benim resmimde enteresandı, çok şey bir döneme rastladı. Ben genellikle klasik bir eğitim, sanat eğitimi aldığım için üçüncü boyutu reddetmeyen işler üretiyorum. Yani perspektifi reddetmeyen işler üretiyordum. Bu arkadaşlarla tanıştıktan sonra benim resmimde de radikal değişiklikler olmaya başladı. Ben daha çok işte ekspresyonist, az önce bahsettiğim hani o korkuluklar bilmem ne, Alman ekspresyonizminin etkisinde olan işler üretirken birden primitif sanatın figür anlayışı devreye girmeye başladı. Ona biraz kafa yormaya başladım. Bu arkadaşlarla ayrıldığımız yerler vardı tartıştığımızda. Mesela onlar espası, boyutu, mekanı reddettikleri için onlar iki boyutlu yüzeysel resimler yapıyor. Yüzey resimleri yapıyorlardı. Sadece çizgiyi ilkilleyen şeyler yapıyorlardı. Belli bir dönem bu arkadaşlarla biz şey yaptık. Ben yürüdüm bu arkadaşlarla. Bunlarla biz Cenevre Fuarı'na katıldık. Birçok fuarlara katıldık. Paris'te, Fransa'da birçok yerde sergiler yaptık. Bunun isim babalarından birisi Aznar diye bir Arjantin bir sanatçı arkadaşımız da aynı zamanda felsefi anlamda şeyini de yapıyordu. Taşımacılığını da yapıyordu. O ölünce bu grup otomatik olarak yavaş yavaş dağıldı. Ama birçok şeyi ortak yaptık yani. Hani ve benim resmimdeki radikal değişiklik, figür anlayışımdaki radikal değişiklik genellikle o döneme rastlar. Yani ben Fransa'ya gittiğimde zaten bu Fransız çağdaş resminin dünya, daha sonra dünyaya yayıldı bu. Grafitinin işte sanatın içine kendini alıp koyması bir genç sanatçılar tarafından başlatılmıştı. Zaten bir Art Brut diye bir sanat kitabı var. Art Brut üzerine yazılmış. Bize ayrı bir bölüm ayırmışlardı. Ben de o bölümün içindeyim. Orada diyor ki işte dünyada diyor grafitiyi diyor sanata uygulayan ilkel sanat demeyelim, ilkil sanat diyelim. Hani primitif kavramı çok tartışılan bir kavram. Batı'da da kim primitif? Ben size göre primitif miyim? Ya da siz bana nasıl primitif dersiniz? Siz kimsiniz bana? Ya da bunun primitif ölçüsünü nasıl? Yani, onlara bugün diyorduk aborajen, ama bugün öyle olmadığımız. Tabii aborajenlere şimdi bugün primitif diyoruz. Peki diyorlar. Yani neye kim göre, primitif? Kime göre? Yani bu tartışılan bir şey. Bu Paris'te çok uzun yıllar tartışıldı. Mesela primitif sanat müzesi diye bir müze açıldı. Jacques Chirac yaptırdı. Şu anda en hakikaten en in müzelerden biri dünyada. Onun adına önce primitif müze dediler örneğin. Sonra entelektüeller bunu tartışmaya başlayınca birden bu bir iki sene sürdü. İsim, ilk baştaki isim değiştirildi. Şimdi ilkil sanat, yani ilkel sanat değil, primitif değil. İlkel, yani primitif demek ilkil diyebiliriz ona. Şimdi premier sanat oldu. Hı hı. Yani ar premier oldu. Ar primitif değil, ar premier. Premier ne de? İlkil, ilk. Evet, o anlamda bizim ilk. Bizim bildiğimiz ilk örnekler. Yani sesini benim resmimdeki radikal değişiklik de hemen hemen işte bu tartışmalar içinde. O kitapta da dediğim gibi beni işte diyorlar ki Amerika'da bir genç bir grup işte Jean-Michel Basquiat'larla, yani öyle bir şans, o kitapta öyle koymuşlar. Jean-Michel Basquiat'lar, Fransa'da Combas'lar, Türkiye'den de Onayakbas mesela, Akbas deniliyor genellikle.
bir grup genç sanatçı bu primitif figür anlayışını, grafitiyi resme taşıdılar diyor, sanata taşıdılar. Ve ben tam oluşumun 1985'te başlamıştı oluşum Fransa'da. İşte figürasyon libre dedikleri, özgür figür anlayışı. Bir grup vardı. Bu grubun şey anlayışı içinde zaten vardı bunlar. Bir de az önce söylediğimiz hani Le Chenomancan benim de içinde olduğum bir o oluşumun içerisinde, o kültürün içerisinde, o kazan içerisinde de birden kendim bulunca benim resimde de bir radikal değişiklikler oluşmaya başladı. Yani tam o döneme rastlar. Şimdi o zaman hemen o dönemle ilgili gene yaptığınız işlerle ilgili sizin resminize geçmeden bir soru daha soralım. Fransa'da verilen sanat ödüllerinden resim dalında bir birincilik ödülünüz var biliyoruz. Evet, evet. Paris'te hala devam eden bir sanat fuarında 11 yıl boyunca danışmanlık yapmışsınız. Evet. Aynı zamanda da katılımcı sanatçı olarak var olmuşsunuz. Jüri üyelikleriniz var. Evet. Daha sonra kendi sanat galerinizi açmışsınız. Evet. Şimdi bunların hepsini detaylı dinlemek isterim. Nasıl sürdü tabii süremiz, bu hayata, evet yani. Bu hayata nasıl sürdü süremiz bu? Yetmiyor aslında. Tebrik edip geçelim. Hem bu hayata nasıl sığdı hem de bir yabancı, özellikle de bir Türk sanatçı olarak nasıl bunların hepsini başardınız? Hakikaten merak ediyorum. Bu bir enerji sorunu. Az önce de söylediğim gibi yani bugün yapabilir miyim bunları? Bugün hala yani geçmişte yaptığım birçok şeyi bugün yapamayabilirim. Dediğiniz gibi az önce iki yöntemden bahsettik. Birincisi hani tepeden inme, ikincisi de tırnaklarınızla. Evet. İkinci şıktan bahsediyoruz. Bir de ben genellikle hakikaten sosyal bir insanım. Yani arayan bir insanım. Yani arayan derken mutlaka o insanları buluyorsunuz. Yani bu bir dil çok önemli. Mesela önce dil sorununu çözmeye çalıştım. Ben genellikle batıya giden insanlara ya da başka bir ülkeye giden yerleşen insanlara ilk tavsiyem benim mesela dili öğrenmesi. Biz genellikle bunu ihmal ediyoruz. Ve bunun için de o toplumun içerisinde çok önemli yerlere gelemiyoruz. Evet, ilk başta ben mesela hiç hayatımda bir defa iki defa o da amatörlük genç sanatçı adaylığı dönemimde bir iki ödüle ismini buradan vermeyeyim aday oldum. Kendimi aday olarak gösterdim ama ben hayatım boyunca hiçbir ödüle yani bunun dışında o dönemin dışında aday olmadım, kendim olmadım. Bu bahsettiğiniz Fransa'daki ödül de Beaujolais bir şarap bölgesidir ve Bordeaux'un şarapları kadar ünlüdür. Dünyada da bu Bacchus dediğimiz hani bu bağ bozumu şeyleri yapıldığı gibi bu da bütün dünyada kutlanır. Beaujolais her yıl bir sanat dalına bir ödül veriyordu. Ben bu bahsettiğiniz yıl 91 mi 92 mi o yılda sanat resime veriliyordu. Ben ilk açtığım sergiyi bir belediyenin, Paris'te bir belediyenin şeyindeydi ve bana bir küçük bir kitap basmışlardı. Hani bu ilk sergimden sonra. Ben bu kitabı bütün galerilere iletişim şey diyoruz ya, yani dışa yönelik olmayı kez. Bütün ekonomimi de şey yapar, harcayarak bütün galerilere göndermiştim. Bir gün bir mektup aldım. Bana dediler ki Antoine Kando diye bir galeri Paris'ten. Diyor ki sizi diyor Beaujolais Sanat Ödülü'ne aday gösterdik. 300 sanatçı arasından diyor. Az önce bahsettiğiniz 300 o. 300 sanatçı arasında siz de aday gösterdik. Bize gönderdiğiniz kitap göndererek ve seçildiniz siz 300 sanatçı içinde. Kabul ediyor musunuz bu ödüle yani devam etmeyi? Ne demek yani? Körün istediği Allah verdi iki göz. Tabii diye ben cevap yazdım. Sonra bir iki ay geçti. Bize dediler şey gönderin. Diyalar, miyalar falan. O dönem 1992'ler falan. 91 hatta. Sanıyorum 91. Gönderdim diyaları falan birçok diye. Onlar bir ön seçim yaptılar. O tekrar bir seçim. Sonra 15 sanatçı arasında seçildiğime dair bir şey geldi ve finalist 15 sanatçı. İşte bölgede çağırdılar bizi. Bir sürü ağırladılar mağırladılar ve bize bir süre verildi. İşler yaptık yani bu sanatçılar. Sonuçta o ödüle aday sanatçılar bir sergi yapıldı. Cirque d'Hiver denilen Paris bilinen bilir. Paris'in inanılmaz çok eski tarihsel bir sirki vardır. Orada böyle büyük gösteriler orada olur. Orada bir yemekli bir akşam düzenlediler ve beni de davet ettiler. O zaman eşimle daha evli falan da değil, onu da aldım ben yanıma, hadi hava atalım. Yani yemek memek yeriz, Beaujolais falan şey yapıyor. Tabii yemekli bir de ya, ödül töreni ama ben ödül aldım falan bilmiyorum. Çağırdılar gittik. Ben de bir iki gazeteci arkadaşımız vardı Milliyet'ten oradan buradan, onları da çağırdım. Hani bir gelin lan içeriz falan hikayesi. Gittik oraya. Ya işte yedik içtik, tribüne çağırdılar bizi. Tribüne 2500 kişi falan. Tribüne çağırdılar. Ben en mütevaziyiz, en tepeye çıktık. En altlarda pek gezmiyoruz. Sonra üçüncü, ortada bir şey var sirkin ortasında. Üç tane üstünde perde olan şeyler. Üçüncüyü açıkladılar, perde kalkıyor.
Üçüncü sanatçı, ikinci sanatçı, Allah perde, biz her yedik içtik ona. Birinci ona yaklaş, Allah Allah ya. Ta tepedeyim, bana söylemediler, ben kendi ödül törenime hani gitmesem büyük bir risk yani. Derin bir nefes aldım, o zaman kaç yaşında, 26 yaşında mıyım, 27 yaşında mı ne? Derin bir nefes aldım, hani bu benim kamera korkum falan var diyorum ama hani nedendir bilmiyorum işte, gökyüzünden balonlar malonlar, inanılmaz bir geceydi ve ben o ödülü aldım. Yani bu ödüle aday ben değildim, bu bir. İkincisi, sorduğunuz ikinci bir soruya geleyim. Pardon, bu ödül 100 bin franktı. Hürriyet manşet atmıştı, Türkiye'den bütün politik şeyler bize şey göndermişti, nedir o? Bana yani özel telgraflar göndermişti kutlayan. Birçok gazete falan da manşet atmıştı. Böyle kameralar bizim şöyle, bir arkadaşın elini görüyorum. Bana da bak, bana da bak falan diyor böyle. Bir baktım bizim Sipapres'ten bir arkadaş, o da haberleştirdi falan. Velhasılı kelam 100 bin franktı ve inanılmaz bir paraydı. Ve yani bir anlamda bunlar benim hep hayatımı hep kolaylaştırıcı şeyleri. Bunun için anlatıyorum. Yani şans mı deseniz ne dersiniz bilmiyorum ama hep kolay, yani hep orada kalma, evet. Yani hep orada kalabilmenize size özgüven aşılayan şeyler. Onun için bu böyleydi. İkincisi, evet, danışmanlıklar, jüri. Evet, mesela MAK 2000 denilen bir şey vardı ve ben bu grubu demeyeyim de bu bir fuar. Paris'te FIAC'tan sonra en önemli sanat fuarıydı. Bu hala öyle. Ben bu sanatçılara, biz dünyanın her yerine gidiyorduk davetli olarak. Türkiye'ye ilk yabancı sanatçıları getirenlerden biri benim. TÜYAP'a, o zamanlar TÜYAP'tı. Hı-hı. Sonra Contemporary oldu adı. Onlara da getirdim. İlk galeriler, yabancı galeri, ilk sanatçıları ben getirdim. Bundan 20 yıl falan önce, daha Türkiye'de fuar muar geleneği yokken, yani yeni başlamışken. Bu grubun ben danışmanları, aslında jürisinde ve danışmanlardan da oldum uzun yıllar, onlarla beraber şey yaptım. İstanbul'a da geldik, atıyorum Çin'e de gittik, dünyanın hemen hemen her yerine, işte Zürich'e de gittik. Ortaklaşara geldim, bir grup demeyeyim, bir fuarın içinden seçtiğimiz sanatçı grubu diyelim. Onlarla yaptım ve ben buranın jürisindeyken, ben varken oraya yıllarca, 11 yıl jüriliğini yaptım. 7-8 tane Türk sanatçısı soktum. Yani her şeyimde hemen hemen her yıl 1-2 sanat Türk sanatçısı sokuyordum o fuara. Ben 2005'te bıraktım. O gün bugündür Türkiye'ye hiçbir Türk sanatçısı oraya fuara giremiyor. Sizin zaten giremiyor. Oradaki yani, Türk sanatçılara yol açtığınız, işte paylaşımcı bir yapınız oldu. Bunları hep konuşuyoruz aramızda biliyoruz. Hala hakikaten da öyle. Çok öyle bir kompleksim yok. Ya ben mesela Paris'te, Fransa'da bulduğum galerilere isimlerini vermeyeyim. Birçok Türk sanatçı arkadaşımız genellikle öyledir ya, kendini rakip gibi görür. Hiç öyle bir şeyim olmadı. Yani hep götürdüm. Çoğu galeriye, hatta Türkiye'de de öyle birçok sanatçı arkadaşımız empoze edecek kadar, empoze ederek o galerilere soktum. Yani fuarlara götürdüm. Birçok arkadaşımız Fransa'da bunu yaptık. Yapıyorum yani ama. Hem kendinize yol açmışsınız. Bir de orada hem kendinize yol açmışsınız. Hem de biraz. Aslında bir nevi sanat elçisi rolü de oynamışsınız. Yani ama, bunu kesinlikle ama ben bunu böyle bir rolü ben kendi kendime biçmedim tabii de. Bizim bir de söyledim ya size, benim bir sokak geleneğim var. Gençliğimden, yani gençlik ve çocukluk döneminde paylaşımcı bir şey. Ben mesela babası bir ailede büyüdüm. Baba erken gittiği için biz böyle ortak bir aile düşünün. Hepimiz ortak bir masa, 7 kardeş, anne falan eklediği zaman çok, beraberce oradan yemek yiyorsunuz falan filan ve kimse orada, bir denge ve adalet var ve aynı zamanda çok fazla yiyemezsiniz. İşte herkes yemek zorunda, eşit paylaşım falan filan. O kültür, gelenek anlıyorum ki bugün paylaşımcı oluşturmuş tabii yani, evet. Sonuçta girdiniz. Başka projelerde işte Van Gogh projesinden bahsediyoruz. Onu da ben başkalarıyla paylaştım. Yani bunu ben kendim yapabilecekken başka insanlarla beraber ortaklaşalım. Bu sizde böyle tezahür etmiş. Evet. Bu başka türlü de tezahür edebilirdi. Tabii. Başka sanatçı arkadaşlarımız da yok. Yani daha bencilliğe de götürebilirdi. Şimdi sizin resimlerinize aslında geçmek istiyorum ben ama Van Gogh projesi dediniz, madem öyle ona bir değinelim. Hı-hı. Ondan sonra geçelim. Hı-hı. Çok önemli bir projeydi. Çok yazıldı, çizildi, işte konuşuldu üstünde. Neydi bu proje o zaman? Ya ben çok o zaman orijinine şeyine dönelim çok kısaca. Ya dedim ya, şimdi mesela Paris'e gittiğimde ilk kültür emperyalizminin bütün donanımlarını üzerinde taşıdığınız için, hı-hı, işte neyi biliyorsunuz? Victor Hugo'yu biliyorsunuz. İşte neyi biliyorsunuz? Gogenleri, Van Gogh'ları biliyorsunuz değil mi? Şimdi ben ilk gittiğimde Esmeralda'yı aradım mesela. yani işte dediğiniz gibi Notre Dame de Paris, işte Notre Dame Kilisesi'ni. Ya diyorum, Esmeralda Hugo nereden bahsetmiş? Nerede olabilir o yani? Hani şehirlerden kaçışlar var falan. Evet. Sefillere bakıyorsunuz orada, evet, biliyorsunuz falan. Yani bir şekilde
şekilde onun etkisiyle gidiyorsunuz ve o izlekleri arıyorsunuz. Van Gogh'a zaten bir özel ilginiz var değil mi? Tabii yani Van Gogh da öyle bir izlekin bir parçası. İkincisi Van Gogh'un ben 1980'de Ferit Edgün'ün çevirisiyle Van Gogh'un Theo'ya Mektuplarım diye bir kitabı yayınlamıştı. Ve ben ilk okuduğum kitaplardan birisi oydu sanat adına. Evet. Ve o kadar çok etkisinde kaldım ki oğlumun adını yıllar sonra Theo koydu. Theo koymamın nedeni de iki kardeşin yani Theo ve Vincent'ın birbirine bağlılıklarıydı. Yani şeydi iki kardeş, iki tane çocuğum var, iki kardeş böyle birbirine öyle dayanışsınlar diye. Yani sadece kendi hayatımda o hani paylaşımcı ve dayanışmacı şeyi çocuklar da kendi arasında böyle yapsınlar diye. O çocuğun adını Theo koydum biliyor musunuz? Yani o kadar şey. İlk aradığım yerler az önce söyledim o izleklerden biri de Van Gogh'un mezarıydı. O mektuplardan çıkarak yola. Biliyordum yani onun Auvers-sur-Oise denen bir kasabada olduğunu. İlk gittiğimde Türkiye'den götürdüğüm fırçaları onun mezarına dikerek hala o duruyor. Büyük bazı o mezarın bir parçası. Şimdi o kadar bir gelenek olmuş ki millet ölüyor külünü mülünü üzerine falan koyanlar da var yani anlatabiliyor muyum? Yani velhasıl kelam ilk bu ilk seyahat yani ilk şeylerim izleklerimden biri buydu. Ve ben Türkiye'den gelen bütün sanatçı, entelektüel, gazeteci arkadaşlarımı hala daha bugün 30 yıl sonra oraya mutlaka götürürüm. Ve böyle bir projem vardı. Bu projeyi işte ya Van Gogh'un 100 yıl önce çalıştığı ayak izlerinden 100 yıl sonra bakarak 100 yıl sonra iç seyahati nasıl yaparsınız? Ben peyzaj ressamı değilim. Ama Van Gogh aynı zamanda bir peyzaj ressamı. Evet. Ve o 100 yıl sonraki o değişimi görüp siz iç seyahatinizi sanatçı olarak nasıl yaparsınız? Ve bundan ne çıkar? Bunun merakıyla böyle bir proje kafamda belirmişti. Ve ben bunu birçok dostuma, arkadaşıma anlatıyorum. Böyle bir projem var ama işte çok maddi olarak çok pahalı bir proje falan filan. Yıllarca bunu anlattım insanlara. Bunlar yazıldı, çizildi falan. Günün birinde bir Ekrem Kahraman diye bir sanatçı arkadaşım Paris'e gelmişti. Yanında iş adamları falan. Dedim ki hadi nereye gidelim? Gel bir sanatçı nereye götürülür? Van Gogh'un mezarına götürülür. Götürdük. Orada da gene her zamanki gibi yani belki 300. defa birilerine anlatıyorum. İşte böyle bir projem var. Birisi dedi ki oradan iş adamlarından ona ne kadar bunun maliyeti? Valla dedim herhalde 200-300 bin dolar olur. Tamam dedi ben bunu finanse edeyim dedi. İnanamadım tabii. Allah Allah falan. Ve iki ay sonra aradılar beni. Tamam oluyor falan. Yani böylece bu proje yani şeylik kazandı. Realite kazandı. Gerçeklik kazandı. Böyle bir proje yaptık. Bunu aslında ben kendim yapacaktım. 11 Türk sanatçısıyla beraber yaptık. Ve Türkiye'den de birçok önemli sanatçıyı, işte atıyorum gazeteciyi, önemli insanları yanımıza çağırdık. Konferanslar düzenledik. Ve katalog da çıkardınız. Katalog çıktı. DVD'si var. Van Gogh Sarısı yani. Diye bir DVD'si okumuş. Var satılıyor. Aslında bu bir özveriydi. Yani biz başka bir ülkede ilk projeydi. 11 Türk sanatçısı, 30'a yakın entelektüel başka bir ülkede böyle iddialı bir proje yapıp tabii, geldik işte. ve inanılmaz yani belki de binin üzerinde Van Gogh'a atfen ya da ithafen yapılmış sanat eseri var artık Türk çağdaş sanatında. Yani bu proje sayesinde oluştu. Sergiler yaptık, kitapları basıldı. Yani bunu da artık projenin şey olarak düşünür olarak diyelim. Böyle bir şeyimiz oldu, katkımız oldu. Yani bu da başka şeylerden bir tanesi. Fikir babasıymışsınız projenin. Tabii ki. Yani anlattıklarınızdan evet. Ben bunu anlıyorum. Proje sizin evet. Tabii. Evet. Yazıldı, çizildi tabii. Ama yani. Tabii ki hiçbir proje fikri sahibi dahi olsa bir ekip, doğru bir ekip olmadan da çıkmaz değil mi? Kesinlikle. Bunu tek olarak yapabilirdim söylediğim gibi. Ama dediğim gibi hani paylaşımcı mantık az önceden beri evet. Konuşmaya çalıştığımız. Ve insan aslında şunu fark etmek gerekiyor bence. Sanatçı da olsanız başka ne olursanız olsun. Yani kurtulmak yok tek başına şiarı var diye. Evet, yani paylaşarak çoğalmak yani, lazım. Evet yani bunun zenginliğinin birçok insan nedense bilmiyorum handikapıyla yürüyorlar. Yani ego ayrı bir olay. Ego herkeste var. Özellikle sanatçılara daha fazla var. Ama onu çok böyle okşarsanız işte tehlikeli hale dimansiyonu büyüyor. Ama ego hepimizde var. Ama paylaştığınız anda paylaşılan şey küçülmüyor. Çoğalıyor. Sinerjisi çoğalıyor. Hayır çoğalıyor. Bunun, bu bir sihir. Bunu bilmiyorum böyle bir handikapla doğuyor ve yürüyoruz yani. Ama belki şöyle bir şey var. Herkesin paylaşımcı olması lazım. Evet. Yani siz paylaşımcı olup diğerleri alıcı olduğunda yürüme denge. Evet. Gene orada önümüze çıkıyor. Yani dolayısıyla ben hayatım hemen hemen hala yani şeyi göze alıyorum. Yani hani yanlış anlaşılmayı hatta kullanılmayı falan hepsini her şeyi göze alıyorum. Bu benim karakterim sonuçta. Bunu ben birilerine şey olsun diye de yapmıyorum. Yani hani bu benim varlık şeyim yani. Böyleyim yani. Böyle varım. Şimdi hayal kırıklığına uğrasam bile. Hayal kırıklığına uğratılsa bile yani hiç problem değil. Hala hemen hemen gittiğim galeriye birini mutlaka sokmaya çalışırım. Birilerine bir şey yapabileceksem yapmaya çalışırım falan filan.
Böyle mutlu oluyorum. Yani. Evet, karakterimiz deyince neşeli birisiniz. Öyle diyorlar. Bazen tabii ama isyankâr da bir yönünüz var. Kesinlikle. Değil mi? Bu da i̇syan resimlerde olmasa, yakalanıyor. İsyan olmaz, isyan güzeldir. Ben şahsım. Yapıcı isyan ama. O tabii, ayrı. Tabii. Şimdi bu resimlerde gördüğüm başka bir şey daha var. Sanki hep içinizdeki çocuk resim yapıyor. Hı-hı. Böyle. Evet ama normal o yapmalı zaten. Değil mi? Yani kirlenmemiş bir şey çok önemli. Yani kirletildikten sonra artık çok geç. Yani bazı şeyler. Ya ama bunu saklamak demedim. Yani kolay bir olay değil bunu. Bunu böyle hani yaş alacaksınız, yaşayacaksınız, tecrübelerin üzerine binecek. Yani o çocuk saflığını içinizde bulundurmanız. Şöyle diyelim. Çocuk saflığını belki şu anlamda hala inanç olarak koruduğunuz için belki benim resmimde o samimiyeti görebiliyor insanlar. Ya da bana benzeyen işler yapıyorum. Genellikle böyle söyleniyor. Yani sana benziyor, sahici. Yani sen ne kadar sahicisen onlar da o kadar sahici. Beğendiniz beğenmeyiz, o ayrı bir olay. Ama sahici olmak önemli. Çocukluktan uzaklaştıkça yani bazı şeyler kirleniyor. Otomatik olarak kirleniyor. Tabii ki. Tecrübeyle İster falan filan. Koruyabilmek güzel bir şey de onu biz saflık olarak alalım. Yani inanç olarak alalım. Yani oradan sanata kalan inanç, böyle anlattığınız özlemler, kırgınlıklar, yalnızlıklar. Mutlaka. Zaten karakter dediğiniz şey i̇şte, ne zaman oluşur? Orada oluşuyor değil mi? Nerede oluşur? İlk 7 yılda oluşuyor. İlk 5-7 yılda olur. Ondan sonra bir şey koyamazsınız üzerine. Yani ondan sonrası artık sadece tecrübedir. Tecrübe de çok fazla karakterinizi etkilemez. Yani çok fazla değiştirmez. Ancak çok sadece büyük şey. Sadece onları belki olgunlaştırıyor. Törpüler. Yani teknik anlamda. Törpüler. Evet. İşte atıyorum daha böyle yenilir yutulur hale gelir. Hı hı. Daha toplumun içine çıkartabilecek hale gelir. Ama genellikle şeyde oluşur, çocuklukta oluşur. Ama işte dediğim gibi o samimiyet, inanç dediğiniz şey. Yansıdığı yani, ama zamanda. Ama sizin resimlerinizde o var. Çok var. Net bir şekilde evet. Var. Yani iç içe birbirinin içine geçmiş renkler, böyle biraz muzip bir ifade, neşeli bir anlatım dili. Ama o kadar da masumluk da görüyorum ben. Lekeler. Ve insan bir müddet seyrediyor ama bir müddet sonra da işine girip sanki oraya dahil olmak bir istiyor. Bir gün parka gidip eğlenme, hani önce izleyip sonra içine dahil olmak. Sanki biraz şey. Oyun kurmak gibi değil mi? Yani kuklalar. Oyun dersek kurmak. Biraz daha şey evet. Yani oyun da yani bunu özetlersek oyun şeyinde çocuk çünkü dediğiniz zaman oyunla büyür değil mi? Hepimiz bunu bilir. İyi eğitimciler bunu bilir. Oyunla büyür. Evet. Bir çocuğu izlemek isterseniz uzmanlar bir çocuğun yani psikolojisini anlayabilmesi için oyun oynarken izlerler. Genellikle oyun bahçede diğerleriyle oynarken onunla olan ilişkisinden hareketle çocukla ilgili bir kanıya varırlar. Oyun evet ben hemen hemen bütün resimlerimin temelinde bir oyun var ama o oyun hani benim kurguladığım oyun. Zaten siz oyunu kurup bizi de içine alıyorsunuz evet, aslında. Evet yani benim kurguladığım bir oyun. Çünkü benim dışında da bir oyun var, büyük bir oyun var. Ve o oyunun bir parçası olmak veya da olmamakla ilgili bir olay, varoluş. İsyan kısmı da buradan belki buradan kaynaklanabilir. Yani bir yazma da diyebilirsiniz buna. Çünkü sanat, yani resim bir langaj. Langaj dediğiniz şey dil gibi bir şey. Yani langaj diyoruz nedir? Dil. Yani bir anlatım şekli. Yani dil nasıl bir anlatım şekliyse resim de böyle bir şey, müzik de böyle bir şey. Bir araç, iletişim evet, kurmak. Yani o oyunun içerisinde hani o dil, yani resim, yani seçtiğim dil çok önemli. Bir de şimdi öyle bir şey demeyin. Oyun oynamak öyle şey kolay bir şey değil. Değil. Kolay bir şey değil. Yani alın çıkın işte şu anda kameraların önünde bir şey söylüyoruz. Yani çok kolayleştirmek. Çıkarsınız bir sahnede iyi bir performansı olan bir aktörü değerlendirirsiniz ya da sinemada. Çok kolay ama alın o rolü siz üstlenin, siz oynayın. Oradan itibaren başka bir şey tabii başlıyor. Yapmak başka bir şey, yapmak, eleştirmek başka bir yani şey. Yani başka bir olay. Evet. Ben mesela şey derim yani diyorum hatta bu son bir manifesto gibi bir şey yayınlamıştım. Onda da şey diyorum mesela şeyi göze alabilmek yani hani sahnede böyle elinde böyle çürük yumurtalarla sizi bekleyen insanlar vardır böyle. Onları bile bile yani kendi yazdığınız oyunu sonuna kadar oynayabilme ve baş aktör olarak oynayabilme cesareti yani sanat bir anlamda. Yani bu cesaret ve saflığınız o varsa inandırıyorsunuz. Sanat bir de biraz da inandırma şeyidir biliyor musunuz? Yani İnanç dediğimiz şey diğer çocukları da beğendirip içine almak için. Beğendirmekten çok inandırmak. Yani ikna edersin ya arkadaşını seninle oyun oynamaya. Evet. Ama inandırmak ama bir de görsel bir sanat üretiyoruz ya. Evet. Şimdi dışarıdan bakanı da ikna edebilmek. Yani şimdi o dışarıdan bakanın sizi yani koyduğunuz yani bir sanat eseri olarak ortaya koyduğunuz şeyi giremeyebilir. O elemanlar yoktur. Onun öyle bir donanımı yoktur. Farklı bir donanımdan gelmiştir. Oraya giremeyebilir. Ama samimiyetiniz geçer. Önemli. Tabii.
Tabii. Yani, evet. Ama o izleniyor onda, zaten. Evet. Onda şey misiniz, hakiki misiniz, değil misiniz, o önemli. Yani ilk başlangıçtaki zenginliğiniz bu. Bence sanatta da işte hani ondan çok fazla, o ipin ucunu çok fazla bırakmadan, çocukluktan bahsettiğiniz için söylüyorum. Yani o ipin ucunu çok fazla bırakmadan tecrübeleriniz giriyor. Bu zenginleşiyor. Yani hayat dediğiniz şey, varoluş dediğiniz şey, yani tecrübelerle ve birçok yaşanmışlıkla zenginleşen bir şey. Sanat da bundan kopuk bir şey değil zaten. Yani tabii sanat hayattan kopuk bir şey değil. Kesinlikle. Elbette. Şimdi bütün sergilerinize bakıyoruz. Hepsi temalı aslında. Evet. Yani evet, bu çok evet, önemli evet, bir şey. Buradan da anlıyoruz. Evet, böyle bir insanı içine çeken bir oyun, bir işte kurgu bir şey evet, var. Ama onun dışında çok ciddi de bir felsefi altyapı var. Kesinlikle. Yani ben genellikle resmimi klasik bir şeyde yani atıyorum. Ben bir klasik sanat eğitimi aldım. İsimleri de çok ilginç evet, bu arada. Çoğu genellikle felsefeye dayanır. Evet. Felsefi kavramlardır ve bu seçtiğim kavramların hemen hemen şeyi de yani bölgesel değildir. Yani sadece Türk insanına ya da Fransız'a ya da Alman'a değil, genellikle evrensel temalar ya da evrensel kavramları seçip bunun üzerine donanımlı hale gelmek. Nedir bu? Çok basit, hani genç izleyicileriniz için söylüyorum. Klasik bir sanat eğitimi aldım ben ama benim çalışma şeyim bir defa eskizlerle, yani klasik yöntemlerle bir sanat eserinin oluşumu var. Benim yaptığım şeyde, macerada. Önce bir konuyu belirlerim. Güncel tepkiler göstermem olaylara. Şu anda Afrin'e girdi. İşte şu anda Fransa'da bilmem ırkçı bir olay oldu. Bunlardan mutlaka beslenirim, etkilenirim. Ama onu hemen sanatımda görmezsiniz. Benim resmimde yansımalarını görmezsiniz. Nedir benim şeyim? Seçtiğim konu üzerine bir kavram belirlerim ve bu kavram genellikle evrensel bir kavramlardır. İşte saymama gerek yok. Yani ta baştan bugüne kadar. Yani aslında çok güzel isimler var da süremiz çok daraldı. Evet, evet. Böyle hızlanmaya yani, o kavramlar. Mesela oyun, oyuncak, iktidar, evet, varoluş, karnavalı, evet, evet, korkuluk, kelebek an, avcıları, kukla oynatıcıları. Yani an ve bellek. Evet, çok an ve bellek. Bunların hemen hemen hepsinin temelinde felsefe ve evrensel kavramlar bunlar. Ama bunları ben bir okurum. Bununla ilgili donanımlara sahip olmaya çalışırım önce. Sonra o bayağı bir okuması geçer onu. 3-5 yıl, belki 2-3 yıl bu sürer. Ve bu esnada eskizler yaparım. Yani resim yapmam ya da resim, yani birden resme dönüşmez o. Eskizler yaparım. Aslında bir proje şeklinde çalışıyorsun. Evet, yani bir şekilde o bir donanımıyla, eskiziyle hazır hale gelir. Ondan sonra benim resmim atölye aşamasına geçer. Atölye dediğimiz. Ben eskizlerimi genellikle atölyemde çalışmam. Okumalarım da atölyede okuma. Nedense hiçbir zaman atölyede okuma şeyim yok. Atölye benim evim yan yana. Buna rağmen atölyede ne okumuşumdur ne eskiz çalışmışımdır. Genellikle kafelerde, teraslarda. Hep orada hayatın geçer içinde. Benim. Evet, orada geçer ve orada okurum. Orada çizerim. Ondan sonra ben atölye, bir resmimin atölye etabı başlar. Yani, atölyede de önlük giymiyormuşsunuz. Evet. Bu da önemli. Evet. Onun neden? Onun için de bütün elbiselerim hep lekelidir. Yani elbiseler lekelidir. Yani yeni bir elbise. Nedeni işte dediğim gibi hayat ve sanat yani birbirinden İç ayrı kopuk evet, kopuk anlar ve kopuk düzlemler değillerdir. Boyutlar değillerdir. Bence. Onu hissettirecek yani bütün şu hareketleri anda, kesinlikle duyuyorsun. Şu anda sizinle konuşurken karşıda kahve içebilirim. Çünkü dedim ya hayatım benim dışarıda teraslarda geçtiği için hep böyle. Dışarıda yani hayatın içinde geçtiği için genellikle o böyle hani o seremoniyi ortadan kaldırdım. Gençken de kullanmıyordum, şimdi de kullanmıyorum mesela. Yani şu ana kadar şunu anlattınız değil mi? Sanat bir çatışma alanıdır diyorsunuz. Evet, az önce söyledik bunu. Yaşamsal bunu. Alanda da bunu bu şekilde... Bu bir iddia meselesidir sanat. İddia şimdi bir şey söylüyorsunuz. Yani bir kusura bakmayın, iddiası olmayan zaten sanat tabii yapmaz. Ve onu yani, yaşayamayan zaten hani tuval üstünde de iddia olmaz. Evet. Bunu pratikte de karşılığında hakiki olmasını istiyorsanız onun bir background'u gerekiyor tabii ki. Yani şimdi siz yaşadığınız şeyleri illa anlatmak zorunda değilsiniz. Kurgulayabilirsiniz de. Yani bunlar tabii da önemli. Ki. Ama kurguladığınız şeyin içerisinde bile o samimiyet önemli. Yani orası inandırıcı oluyor. İzleyiciye duygunun geçmesi dediğiniz. Yani müthiş yani bir yaratıcılık. Sanat sadece duygu diyemiyorum. O gene yani hikayeye kendi hikayesince tutunur gelir ama duygu geçmiyorsa durduramaz. Ama sadece duyguyu indirmeyelim sanata. Tabii yani ki. Sadece uygu değil, çünkü sanatta fikir vardır, fikir iddia vardır. Mesaj yani vardır. Duygu, evet duygu bizi yakınlaştırır. Yani o bize bir vesile olur. Ama esas orada benim bir fikrim vardır, bir düşüncem vardır. Geçirmek istediğim bir şey vardır. Ve hatta değiştirme iddiası vardır. Sanatta ama bir mesela, an durduramazsak o dediklerimizi yapamayız. Evet ama mesela sanatta bir bakın, sanatın mesela ilerlemesi hep ardıllarla olur.
Yani öncüler ve ardıllar olur. Sanat durur. 50 yıllık periyotlar halinde, 100 yıllık periyotlar. Bu biraz daha kısaldı şimdi. Bir bakarsınız hep postları çıkar. Yani ardılları çıkar. İşte postmodernizm. Modernizm vardır, postmodernizm vardır. Ekspresyonizm vardır, postekspresyonizm vardır. Yani hep empresyonizm vardır, postempresyonizm vardır. Sanat ilerler belli bir şeyden sonra durur ve geriye bakar. Bizde zaten retrospektif dediğimiz şey geriye bakıştır. Tabii. Şimdi yani bir proje için İstanbul'da bulunuyorum. Bu retrospektif bir sergi için. Retrospektif onunla zaten böyle bir şeydir. Bir tanımınız var. Onu sizin ağzınızdan da duyalım. Retrospektif serginizle ilgili evet, bir tanım yapmıştınız. Evet. Çok hoş. O kavramı bilmiyorum. Tabii benim için uyduruk bir kavram. Aynen, ama. Çok keyifli. Zaten dil aslında yaşamdan bir şey almazsa geçerliliğini yitiriyor. Yani ya mesela atıyorum geçmişte Türk dilini sadeleştirelim diye gemiye oturgaçlı götürgeç derdi. Yüzge işte bilmem ne evet, gibi bir takım evet. Ama tutmak, o karşılığı tutmuyor. Tutabilirsin. Evet. Şimdi mesela ben retrospektifi Türkçe'ye çevirdiğim zaman nedir? Geriye bakış. Sanatta geriye bakış diye bir şey olabilir mi? Yani retrodan bakamak yani şimdi kendi sanatına durup bakmaktan kaynaklanan bir şey. O zaman ben de diyorum ki durak diyorum mesela. Dur bak diyelim buna. Mesela durakı üretelim, araya bir B koyalım parantez içerisine. Böyle bir kelime türettim mesela. Hem durak hem de dur bak. Durak durdum ama dur bak yani bir yandan da retrospektifin karşılığı. Bir de kendinizi hesaplaşmak. Evet bir yandan. Evet, evet. Bu çok önemli. Bu kültürel bir dediğim gibi yani kültürel bir bilanço. Yani. Hani şapkayı evet, önüne koyup bir evet, düşünmek gibi bir şey değil mi? Gibi şey. Evet. Yani hocam ne diyeyim bir saat daha program yaparız ya, aslında. Böyle ben... hızlı hızlı geçtik son soruları ama daha yeni gerçekten. Ödülü de gösterelim mi? Evet, evet bir çok önemli şahane, bir ödülümüz var. Onu gösterip keyifli, bitirelim programımızı. Bir saati aştık çünkü. Bu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi ödüllerinden aldığınız bir ödül. Evet. Son siz mi aldınız bunu? Burada bir anekdot de... anlatacaktınız. O yüzden ben buraya bağladım. He, hatırladınız evet, mı? Evet. Biraz şimdi evvel, mesela dediğim gibi bana dediler 4 dakika konuşacaksınız. Ve 4 dakika ben bir Oscar alacak gibi 4 dakika bir şey hazırladım. Baktım ödül töreninde, bakın bu çok özel bir şey anlatıyorum size. Ödül töreninde ilk defa baktım işte protokolde 6. sırada mı ne herhalde bildiğim kadarıyla görsel sanatlar ödülü. Ya herkes anasına teşekkür eden, babasına teşekkür eden iniyor aşağıya. Allah Allah dedim ben şimdi 4 dakika hazırlanmışım böyle acayip bir şey yazmışım. Baktım bir paniğe kapıldım ben salonda. Ya lan kimse konuşmuyor biz ne diyeceğiz şimdi burada? Yani yani bir de hani doğaçlama da söyleyebilecek şeyler değil. Hani ezberlemeye çalıştım ezberleyemedim de. Ya en sonunda ne yapayım? O panikte sıra bana gelene kadar benim yani görsel sanatlar ödülüne gelene kadar paragrafları sildim attım bazılarını falan filan. Çarpık çırpık bir şey oldu tekst. Çıktım en sonunda dedim ki yani YouTube'da da var izlersiniz bilmiyorum. Ya dedim ki yani tarihe not düşmek adına kadın haklarından girdim örneğin. Bakın ne kadar haklıymışım. O videoyu YouTube'da paylaştılar. Keşke bir izleyicileriniz o YouTube'da o şeye girseler ödül törenine. Biz buradan yani duyuralım mutlaka. Biz bu kadın haklarına izlerler. Kadın haklarına orada çok güzel bir şeyde bulunmuştum. Atıştım. Orada neydi biliyor musunuz? Şöyle bir iddiam vardı. Bu mağara resimlerinden bahsettik ya az önce. Mağara resimlerini iddia ediyorum dedim. Mağarada avdan anlamıyor diye. Mağaranın karanlıklarında bırakılmış kadın ve çocuklar çizmiştir o şeyi dedim yani o resimleri dedi. Tabii ötekiler arazide zaten. Herhalde ötekiler dışarıda ve onlar şeyinde yani avdan anlamıyor diye ama. Hı-hı. Ve oradan kadın hakları üzerinden girdim 4 artı 4'ler falan filan. İzleyicileriniz eğer meraklı tamam, olanlar da girebilir. Ve ben asıl kelam dedim ki bu salonda bir tek okuma yazma bilen ben miyim ya? Yani ben dedim bir şeyler konuşacağım. Kusura bakmayın herkes iniyor bir şey. Başladım aldım anlatmaya çalıştım işte kadın hakları üzerinden. Bu ödül 2014'tü ve sonra duydum ki 2014'te 39.sünü ben almışım. Benden önce hem hakikaten önemli sanatçılara verilmiş ve kadın sanatçılara verilmişti ve kadın haklarına oradan girmiştik. Benden önce ondan sonra kesildi ama evet, değil mi? 39.sünde 40'ı karikatüre evet, döndürmüşler. Evet. Olsun o da. Keşke yani yani keşke en azından hiç yok evet, olmamış. Evet, keşke döndürmeseydim. Evet hocam çok çok teşekkür ederiz. Çok biz teşekkür çok ediyoruz, mutlu olduk. Çok keyif aldık. Uzun süredir hakikaten sizi konuk etmeyi çok çok istiyorduk. Güzel denk geldi. Biz devam edeceğiz ama seyircilerimiz için kesmek zorundayız bu kadar. Ama bilmiyorum içeriği dolu içeriği dolu şeyler söyleyebildik mi bilmiyorum çok ama başka bir gerçekten biraz daha çok meraklı çok olan önemli, izleyicileriz. Yani zaten YouTube'dan oradan tabii, buradan tabii, Google'dan dinleyebilirler sizi. Biz sizi böyle bir kayıt altına aldık, tanıttık.
arşivsel bir çalışma yapıyoruz zaten. Derdimiz de bu. Çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Için. Hoş geldiniz siz de. Bir Beyaz Tuval'in daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya yeni bir sanatçıyla yeniden sanat konuşmak üzere buluşacağız. Programımızın gerçekleşmesine katkı sağlayan sponsorumuz Colorbox'a, tüm O Gün TV çekim ve yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Sanatla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.